Böyle bakabilir miyiz? Bornova Belediyesi, Henry Benazus'un Atatürk fotoğrafları arşivini Bornovalılarla buluşturdu. Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir ziyaretlerinden oluşan 400 fotoğraflık sergi, Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde açıldı. Serginin açılış kurdelesini Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, yazar Henry Benazus ve sanatsever Bornovalılar birlikte kesti. Böyle bakabilir miyiz? Teşekkür ederim. 5000 fotoğraflık Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip olan Henry Benazus, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde açılan serginin çok anlamlı olduğunu belirterek, Atatürk'ün İzmir'de çekilmiş fotoğraflarından oluşan sergiye ev sahipliği yaptığı için Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla'ya teşekkür etti. Ben 8 yaşındaki Atatürk'le beraber oldum. Şimdi biz Atatürk'ün treninde, masasında, o benim karşımda, ben onun karşısında oturduk. Adımı sordu, Henry dedim. Soyadımı sordu, Benazus dedim. Bana sen kimsin demedi. Sen nesin demedi. Neden Ahmet değilsin, de, Mehmet değilsin demedi. O arada bana sunduğu Türklüğün ne olduğunu anlatan o sessizliği, ne mutlu Türk'üm diyenen o üç demelik o cümlenin anlamını o 8 yaşında bana öyle bir aşıladı ki, Ona olan benden de bir borcunu belki bir hani vaktim yerime gelince birkaç kamyonla dağıtır öderdim ama Türklük borcu hiç ödenmiyor. Başkan Atilla, Henry Benazus'u her dinleyişimizde kendisinden bir şey öğrenmeye çalışıyoruz dedi. Biz de Henry Benazus Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle tanışmaktan, kendisini dinlemekten her zaman çok büyük keyif aldık. Her dinleyişimizde bir şey öğrenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla büyük Atatürk'ü bizlere her defasında yaşayarak anlatması bizim için çok büyük bir kazanç. Kendisine uzun, mutlu, huzur ve sağlıklı yıllar diliyorum. Kendisinden, eserlerinden her zaman faydalanacağız. Biz de Atatürk'ün çocukları olarak büyük Atatürk'e layık olabilmek için bulunduğumuz her alanda en iyi şekilde hizmetler vererek güzel yurdumuza olan borcumuzu ödeyemeyiz. Henry Bey 90 yaşına kadar ödeyememiş. Bizim ödememiz söz konusu bile olamaz. Ama gerçekten kendisi büyük Atatürk'ün nasıl biri olduğunu, insana, çocuğa nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu ve esasında ne mutlu Türk'üm diye ne derken ne kadar da büyük bir kucaklayıcı bir anlayışı olduğunu gösterdi. Bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İnsanlarımızın bu kadar kutuplaştığı, bu kadar ayrı cephelerde yer aldığı bir noktada bizi bir araya getiren en büyük çimento Cumhuriyet ve Atatürk sevgisidir. Dolayısıyla içimizdeki Cumhuriyet ve Atatürk aşkını hiç söndürmeden daha da çok ona layık olabilmek için bizden sonraki kuşaklara, çocuklarımız için birlikte çalışmak zorundayız, birlikte olmak zorundayız ve hep birlikte bu kardeşlik duyguları içerisinde güzel günlere kavuşacağımıza inanıyorum. Burada en büyük destekçimiz sizler İzmirliler, Atatürkçüler ve buraya gönül veren hizmetli insanlarımız. Hepinize tekrar şükranlarımı sunarım. Tabii ki Henry Benazus Bey'e de çok özel bir alkış ve teşekkür istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Açılışın ardından Henry Benazus, Bornova Belediyesi'nin bir kültür hizmeti olarak bastırdığı Atatürk'ün İzmir Sevdası isimli kitabını imzaladı. Şunu da torunuma yazdırayım. Göksu.